Rüzgar falan esiyor işte. Zaman tüneline hoş geldiniz. Ben zaman tüneli programı Caharus. Bu program vakti zamanında Cahreyn tarafından YouTube'a yüklenip Kaleş YouTube yönetimi tarafından silinen eski videoları tekrar izlemeniz için yaratılmıştır. Eski videoya bağlanıyorsunuz. 3, 2, 1. Ahoy! Selam dostlar, selam korsanlar. Bir Cahreyn'le Let's Play Minecraft. Tek derdimiz bir Minecraft hikayesi anlatmaktı. Bölümüne daha hoş geldiniz. Etrafıma bakıyorum salak salak. Ama zannetmeyin ki salağım, gerizekalıyım. Alakası yok. Öncelikle çiftliklerimden başlamak istiyorum. Biraz çiftleştirme yaptım. Şu tavuk mekanında biraz düzenlemeler yaptım. Tavuklar nedense böyle çok kaçan hayvanlarmış. Onu yeni öğreniyorum bak şimdi. Bak bak tiyatroya bak aga. Bak bak bak. Gel bir gir içeri. Gir. Çift kapı yaptım, olmadı. 3 kapısı olacak buranın, yoksa kaçıyor şarrafsızlar. Toplan abi, toplan abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkese yetecek kadar buğday var. Toplan, toplan, toplan. Geç içeri. İçeri. Geçer içeri. Şöyle köşe, köşe çekip kaçıyorum abi. Böyle bir fake atıyorum, yoksa imkanı yok. Gördüğünüz üzere bunları da biraz çoğalttım. Genel olarak inekler üzerinde durdum. Sayın Minecraftçılar. Mö sesinden kulaklarınız dikilmiş olabilir. O yüzden bu bölgeden uzaklaşıyoruz. Henüz öldürmeye başlamadım yani, şurası dolsun. Overpopulation dediğimiz böyle çoklu çiftleşmeler olduktan sonra orada kasaplığa başlayacağım. Ama bugün asıl göstermek istediğim şeylerden birisi. Evet, tahtasını yapacağım yapacağım diyordum. Sonunda tahtasını yaptım. Bilmiyorum, sizce daha iyi olduysa daha iyi olmuş deyin. O üsttekini silelim. Hatta bu alttaki kalsın sadece. Bilemeyeceğim. Beni gelen noktalar değil bunlar. Siz karar verin. Ama ve lakin bugün çok manyak şeyler göstereceğim. Çok psikopat şeyler. Yapımı gerçekten saatlerimi aldı. Özellikle pek çok şeyin. Hani redstone'la ilgili şeyler bunlar. Yapımı saatlerimi aldığı için ve bunu da tahmin ettiğim için hani videoda göstermek istemedim, ama biz bunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Aga bize tutorial yap derseniz yaparım. Dümdüz böyle sadece stone'dan oluşan bir creative world'um var. İnternetten indirdim. Onun da linkini description'a atarım. Bulabilirsem tabii. İnternetten indirdiğim dümdüz bir world'um var. Orada redstone deneme test sürüşleri yapıyorum. Önce deneyip zaten öyle buralara kuruluyorum. Yani öyle bam diye survival yaptığım bir haritada yapmam böyle şeyleri. Orada denedim. Buraya geldim. Orada denemem zaten saatlerimi aldı. Burada yapmam yine bir yani 50 dakika mı 60 dakika mı, yine bir saate yakın almıştır. Tabi burada yaptığım hani öyle çok manyak bir şey değil. Bu zaten hani ne bok olduğu belli. Buradan hemen aşağıya iniyoruz. Nereye geldik? Nereye geldik? İlginç bir yere geldik. Evet. Burası arkadaşlar benim dungeon'ım. Bu zindanlara girenlere işkenceler yapıyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Kötü bir niyetim yok. Gelin. Pedobear hiç değilim. Hepinize yetecek kadar şeker var. Duvardaki düğmeye basıp hop içeri girdik. Burası ne? Evet, doğru tahmin ettiniz. Burası ne olacak? Enchantment odası olacak. Neden olamıyor? Çünkü obsidian'ım yok. O konuda fakirim. Diamond'ım var. Diamond, şimdi onu tartışmayalım. Diamond'ım var. Bir 10 tane falan var galiba. 9 mu 10 mu ne bileyim, var işte diamond. Buraya enchantment odası yapacağım. Neden giriştim böyle bir şey, ben de bilmiyorum. Hani ne level'ım var ne bir şeyim var, ama hani önceden hazırlayayım dedim. Hazır böyle dungeon işlerine girişmişken. Canım sıkıldı. Creative World'da bir şeyler yarattım. Hemen oyuna aktarmak istedim. Bilmiyorum yeteri kadar bookshelf olmuş mu arkadaşlar? Yeteri kadar değilse söyleyin. Kafamı duvara vurup bütün bu sistemi baştan yapmak zorunda kalabilirim. Ama buradaki redstone sistemi karışık bir şey değil yani. Alt tarafı bir düğme, iki sticky piston, bir üstten bağlama, bir alttan bağlama.
Basit bir şey yani. Bunlar bağlama işleri. Bu arada fark ettiğiniz üzere buraları kapatmak için falan hep eritilmiş koble, le kobliyer yani bildiğimiz doğal stone kullandım. Anam ağladı. Bütün doğal stone'ların bitti. Erit erit erit. Kömür bitti. Kömür bile kalmadı. Madene inmek şart oldu. Peki bu ne? Cahreyim, bu karşımızda gördüğümüz dangalaklık ne? Diye soranları duyar gibiyim. O zaman izle. Yukarıya bakıyoruz. Aa, burası bizim basement. O zaman tıkla. Aman Tanrım! Bir daha yapacağım lan. Çok güzel bu ya. Bir dakika. Gülmekten mouse'u titretiyorum seni. Buradaki suyu niye koydunuz diye soran akıllar kaçtı. 4 bloktan düşünce can gidiyor. Buraya bir tabelle koyduk. İndi tabelle. Tabellayı koyduk. Orada su içinden süzüle süzüle iniyoruz. Bakın arkadaşlar, bu biraz ya tamam abartmayacağım. Biraz karmaşık bir sistem. Çok değil. Biraz karmaşık bir sistem. Hani bunu yaparken Iron, Redstone falan Allah ne verdiyse bitti yani. Hatta gidip bir 2 saat falan da slime şeyinde bekledim farmında. Şey slime bolların bitmesin diye. Hatta fazla fazla oldu çok beklediğim için. Neyse. Bakın. Biraz karışık bir sistem. Yani illaki anlat diyorsanız buna bir tutorial çekerim yani. Tutorial. Bakın tutorial değil, tutorial çekerim buna. Oturur izlersiniz, siz de yaparsınız bilmiyorum. Bu asansör, ama asansörün kötü tarafı yani cidden aslında 2-3 saatimi ayırdım ona yani. Hiçbir şekilde iki taraflı kontrol edilemiyor yani. Nasıl bir asansör yaparsanız yapın. Ancak şey var, 2 katlı ya da 3 katlı sticky piston asansörü yapılabiliyor ama onun sistematiği inanın bundan daha karışık. Bunun hani biraz daha basit bir sistematiği var yani kablolar ve devreler bakımından. Hani buraya baktığınız zaman bakın orada crafting table bir tane wooden plank içeride. Ben buna basınca onlar dışarı çıkıyor falan. İşte buradan böyle bir piston yükseliyor, bir o yükseliyor, bir bu yükseliyor. Tık 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 yukarı çıkıyoruz. Hani işin sırrı ortada dikilmek. Burada dikiliyorsunuz. Ama kolay değil tabi yani. Bunları sticky pistonlar tutuyor bu pistonları. Bu pistonlar dışarı çıkınca dışarıdan bir daha dikiliyor. Yani isterseniz anlatırım dediğim gibi ama şu anda halim kalmadı gerçekten. Hani redstone falan görsem ıı diye lav kusabilirim. Evet, böyle basit bir sistem. Burada biraz chestlerden feragat etmek istedim. Hani burada bunları kaldırıp belki bu chestleri bir adım sağa doğru kaydırtabilirim. Belki de kaydırmam, bilmiyorum. Tabi burada sonsuz su olayı yalan oldu çünkü buradan redstone falan geçiyor. O yüzden bu sonsuz suyu herhalde başka şekilde yapacağız. Ben ne bileyim, şöyle mi yaparım? Hiç bilmiyorum. Şu anda yani bu mutluluğun ardından sonsuz su bize ne değil, mesele değil. Bu hala duruyor. Biliyorum komentleriniz oldu. Kaldır diyenler oldu. Bassın diyenler oldu. Tahtasını yap falan filan. Özel mesajdan sövenler oldu. Öyle buzdolabı mı olur? Hıyar olur hıyar diye. O arkadaşa ben buradan tekrar selamlarımı yolluyorum. Hani o nasıl bir yumurta? Bir dakika bayanlar. Siz nasıl bir yumurta şey yaptınız be? Dur bakayım. Burayı açınca yine bak savaş çıkacak. Haydi gelin bakayım. Hadi babanıza gelin. Şu yumurtaları bir toplayayım da. Totoşlar. Geri gel. Geri. Abi bir tane daha portladı. Dur bakayım. Hızlıca burada depar atıyoruz. Allah! Bunun olayı da şu. Burada alıyorum şeyler elime. Yumurtaları fırlatıyorum. Hop bir tane çıktı gördüğünüz gibi piçirik. Lan çık önümden. Ya nasıl seni vurabilirim ki? Ana. Zıplayarak atsam da seni mi vuruyorum? Aa, bir tane daha çıktı. Bir dakika. Bunlar böyle bir kapıya doğru gitme eğilimleri var. Buradan aradan atabiliyor muyuz? Atamıyoruz herhalde. Tamam mı? Bu kadar mı? 4 tane mi çıktı? 16'da 4. Hop. Onlar büyüyünce girerim artık. Susun lan! Hayvan oğlu hayvanlar, kafamı şişirdiniz.
Daha çiftleştirmem herhalde domuz da yani. İnek lazım ya. İnek çok lazım. Ben zırh olarak demire kıyamıyorum ya. Demire kıyamıyorum çünkü ne oldu? Demir bitti yani. Demir memir kalmadı. İki siteye yakın demir vardı. Demir memir kalmadı. Beyler demir memir kalmadı. Bak bir daha söyleyeyim. Demir demir kan. Kalmadı yani. O yüzden bugünkü planımız kazıya gitmek. Yani kazıya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bakalım üstümüzdeki alet tu edevat tuya. Obsidyen çıkarmak istiyorum ben ya. Aa, hapşuruk geliyor. Hapşuruk geliyor. Tuttum. Evet. Aman yarabbi. Baltaya ihtiyacımız var mı? Baltaya ihtiyacımız yok. Bite de ihtiyacımız yok. Bite for. Aa, iron ore var burada. Neyse, ham maddeleri atalım buna. Sandstone. Sen yapı malzemesine git. Sand ham maddeye gitsin. Bu kadar da köblü yere gerek yok yani yanımızda taşımaya. Baksan kömür kalmadı ya. Ciddi diyorum, kömür kalmadı. Ah, gençliğimiz de böyle miydi? Nasıl yapalım biliyor musunuz? Taşla mı kazsam, demirle mi? Bu demir fakirliğinde de demirle kazmak yani ne bileyim resmen küfür gibi. Ama obsidyen şart bize ya. Bir diamond pickaxe'ımız yanımızda dursun. Yani bunların da tipleri ne kadar benziyor. Ayırt edemezsin valla. Neyse biraz da şey yapalım. 3 tane de normal yapalım. Tık tık tık. Bunları yaptık. Wooden plank'imiz var. Yemeğimiz var. Kılıncımız var. Her şeyimiz var. Biraz daha düşüneyim, bir şey unuttuk mu? Stone ne yapıyor burada ya? Haydi o zaman action'a. Önce bir yatalım. Şey alacaktım yanıma. Su alacaktım, su. Su için. Su alacaktım. Love bulursam eriteceğim. Love me. Lan oğlum ilginç ilginç ses çıkarmayın. Adamı tırstırmayın, şurada madene gideceğiz. Ben size aslında asıl kazma yöntemimi gösteremedim. Neden? Çünkü eskiden çalışıyordu o kazma yöntemi. Neden eskiden çalışıyordu? Şimdi diyeceksiniz ya. Eskiden. Öyle değil yani. Gerçekten eskiden önümüze mağara falan çıkmadığı için bizim sağdaki soldaki her türlü taşa bakma imkanımız vardı. Hani mağara yoktu. Abandoned mineshaft yoktu. Köküne kadar kazıp sağa sola doğru ne açıyorduk? Tüneller açıyorduk yani. O şekilde bir yaşam stilimiz vardı. Şimdi iki adım gidiyorsun. Ne bileyim, önüne maden çıkıyor. İşte abandoned mineshaft falan filan. Çıkıyor yani. O ses ne ya? O yüzden ben yeminimi bozdum. Şu anda benim için bedrock'a kadar yol göründü. Old school kazı yapacağım. Şunu da alalım şöyle. Dediğim gibi old school kazı yapacağız. Çünkü bedrock'a kadar inip artık değerli şeylerin peşine düşme vakti geldi. Hani şey, slime tarlası yaparken, çiftlik mi tarla mı ne denir ona artık, slime üretim merkezi diyeceğim ben. İtirazı olan kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Slime üretim merkezinde bayağı bir hani demire memire doyduk, ne bileyim ben şeye doyduk. Diamond'da hani biraz böyle gözümüz doydu en azından. Hani diamond diye tıkandım yani. Hani bu world'de henüz diamond görmemiştim. Ama yetti artık arkadaşlar. Oo, demir. Yani demir bile bitti, kömür bile bitti. Sizin uğrunuza işte şunu yapalım, bunu yapalım, çekelim, gösterelim, bilmem ne derken bir baktık fakir kalmışız. Hiç uyaran da olmadı. Sağ olsun bir tane arkadaşım, ismini hatırlamıyorum ya. Hasan Bey mi ne? Bir tane yorumcu var, devamlı yorum yapıyor. Hakan Bey mi? Hasan Bey mi? Öyle ilginç bir ismi var.
Hatırlayamadım. Sapığın biri işte. Adam şey demiş. Kaz demiş. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi bak onu da karıştırdıysam ağzıma sıçarsınız siz benim. Kaz demiş bir tanesi ya. Kaz demiş. Kazı yapmanı istiyoruz demiş. Yoksa paticikten biri mi dedi. Ne bileyim halüsinasyonla görmüş olabilirim. Belki kendi kendime söyledim. Gerçekten kazmak eğlenceli bir şey arkadaşlar. Hani şunu izlemekten zevk alıyorsanız size birkaç ilginç haberim var. Psikolojiniz yerinde değil bu bir. İkincisi şu olabilir yani psikolojiniz yerindedir ya da yani içinizdeki memuru veya ameleyi keşfetmiş olabilirsiniz. Hani basit şeylerden zevk aldığınız için memur, kazıdan zevk aldığınız için amele bir kişiliğiniz olabilir. İkisinden birisi ya da dediğim gibi gold. Gold. Gold değil mi bu? Gold tabii evet. Texture pack'i de unuttum yani hiç hatırlamıyorum. Hep bununla oynadım yani. Texture pack'leri keşfettiğimde bunu gördüm. Alman bir tane adam var. Gronks diye. Adam Let's Play Minecraft videoları yapıyor. Yani öyle bir rastladım. Çünkü benim YouTube'um o zamanlar Almanya YouTube'una şeymiş. Çünkü Google Chrome öbür türlü nedir? Worldwide'a çevirmeme izin vermiyordu. Almansın sen Alman kal diyordu. Ha siktir lan dedim. Google Chrome'u sildim. Firefox yükledim. Neyse o dönemlerde Google Chrome döneminde ulan adam video yapıyor 300 bin kişi izliyor. Dedim yani ben video yapsam 300 bin kişi izler mi? Hani adamın da hiçbir özelliği yok gerçekten. Böyle kazı yapıp lölölölölö diye şarkı söyleyen bir ayı yani. Hani siz benim lölölölölö diye bir şarkı söylediğimi duydunuz. Hayır öyle bir şey yok çünkü ben yapmam. Bu arada Bedrock'a vurduk. Ne diyordum? Adamda bu vardı yani. Dedim ne kadar güzelmiş lan bu. Dedim yani o zamanlarda böyle hani oyunu bırakmıştım ama o kadar çok izliyorlar ki. Ne oluyor lan? Burası battı. Abi. Şeye geldik ya. Ben size anlatmıştım yani. Slime tarlası kazarken yanlış yeri kazdım diye. Abi resmen oraya geldik. Ağzını ördüğünü sıçayım. Aha geldik. Burası. Beyler bahsettiğim yer burası. Yalan yok demiştim size. Hatta kat kat burası. Bir dakika çıkabilecek miyim? Yoksa burada buradan. Buradan itibaren. Görüyorsunuz bu bir katı. Öbür katını da gösterirdim de yani gerek yok. Bu bölgede zaten kömür dışında pek bir bok kaldığını düşünmüyorum. Çünkü buranın ağzına resmi olarak sıçtım. Ama dediğim gibi kömür de kalmadığı için. Ne diyordum? Adamda bu var yani. Altına da yazmış şimdi. Copyright mopyright Almanya'da önemli işler arkadaşlar. Yani bir müzik videosu uploadlarsınız. Adamın kapısını çalarlar. 150 euro isterler. Tosunum derler. Ayıp ettin derler. Neyse işte velhasıl gördüm bunu. Adam da işte copyright'tan kafası başı yanmasın diye şey yazmış. İşte Texturenpack diye Almanca olarak yazıyor kendisi. Texturenpack demiş. Bu arada bunları bir tamir edelim. Minecraft yazmış. Ulan dedim. Hayvan herife bak dedim ya. Bak dedim şu dürcüye ya. Adam yani Alman olduğunu, gerçi o yapmamış şey ama Texture Pack'i yapan adam Alman olduğunu orada da belirtmiş yani. Hani Minecraft dememiş de Minecraft demiş yani benim gücüm anlamına geliyor. K ile yazıldığı zaman Almanca. Minecraft. Hayvan oğlu hayvan dedim. İtin sümüğü dedim. Ondan sonra bir baktım gerçekten ama adam güzel bir iş yapmış yani. Şimdi yiğit öldür hakkını ver. Öyle miydi? Öyle bir şeylerdi. Atasözleri konusunda yine expertliğimi gösterdim size. Da bu
He ne diyorum bak şimdi. Asıl kazma tekniğine ben gelemedim ya. Bir saniye, o kazma tekniğini kısaca bir göstermek istiyorum. Ama önce izninizle çayımdan bir yudum alacağım. Biraz hastayım. Özellikle şıpırdatarak içtim. Normalde böyle bir şey yapmıyorum. Şimdi. Burada bir tünel kazdınız ya. Burada gelebildiğiniz kadar lava burana kadar gidiyorsunuz aga. Ondan sonra buradan iki tane sayıyorsunuz. İki blok sayıyorsunuz. Bakın tünel 1, 2. Bir de burayı kazıyorsunuz. Buradan gidebildiğiniz kadar gidiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra 1, 2 blok sayıyorsunuz. Bir de buradan kazıyorsunuz. Ha şimdi bunun bana getirisi ne diyeceksiniz. Böyle kazdığınız zaman bakın 2 blok. Buradan gittiğinizde bu solunuzdaki bloğu görüyorsunuz. Buradan gittiğinizde bu sağınızdaki bloğu. Yani %99 olarak bütün blokları görüyorsunuz. Çevrede görülmemiş blok bırakmıyorsunuz. Yani bu ne demek? Çevrede karşınıza çıkabilecek gold, diamond, iron, ironi, her şeyi, redstone, hepsini görüyorsunuz. Yani bu en efektif kazı yöntemidir. Bunu sağ olsun Alman ev arkadaşım, eski ev arkadaşım daha doğrusu kendisi şu an Finlandiya'da. Alman ev arkadaşım ve biricik kardeşim, en yakın arkadaşım Richard'a borçluyum. Bunu ondan öğrendim. Çünkü oyunu biz beraber aldığımız dönemde, beraber başladığımızda hani tam bir Alman ya. Yani tam bir Alman değil de çocuk, yine de o Alman disiplini var yani. Hani ben böyle hayvan gibi elimde tahta kılıçla iskelet öldürmeye çalışırken Richard işte şey yapıyordu. Buğday nasıl ekilir? O zaman da Minecraft Wiki falan yok, böyle insanlar birbirine anlatıyor. Ey gide işte Richard böyle maden şey nasıl ekilir? İşte maden nasıl kazılır? Ha şerefsiz, seni arıyordum. Bak kömür arkadaşlar, kömür almadan geçerseniz ne olurmuş? Diamond'ı es geçermişsiniz. Selam Diamond. Daha var mı? Daha var mı? Şuralara böyle random bir çizik atayım. Yokmuş. Dediğim gibi ben böyle hayvanlıklar peşindeyken, işte tahta kılıcımla iskelet öldürmeye çalışırken adam da bu tip şeylerle işte en efisyens şekilde, işte en optimum şekilde ne nasıl yapılır, işte ne bileyim ineğin sütü alınır mı falan, aa alınacakmış, gelecek update'te geliyormuş falan böyle. Dedim ineğin sütünü ne yapacaksın ne çırt dedim. Götüne mi süreceksin dedim. Kek yapılacakmış dedim. Dedi. E dedim nasıl kek yapılacakmış? Kek yapılacaksa sana ne dedim. Yani kek dedim sadece sütten mi yapılır dedim. İşte yumurta da eklenecekmiş de öyle yapılacakmış dedi. Allah Allah lan dedim. Hani yumurta dedim. İşte yumurta... Allah korktum bu arada şey yapacağım. Tırsıyorum lan böyle çok derindeyiz anasını satayım. Bir şeyler çıkacak. Balrog çıkacak. Balrog. He tosun. Ha dedi yumurta da eklenecekmiş dedi. E dedim çikolatası yok mu dedim bu kekin. Ha dedi kakao var ama dedi hiçbir şekilde düşüremiyoruz dedi. E dedim yani Richard niye böyle şeylere kafanı yoruyorsun o zaman? Yani kek diye bir item var mı dedim. Ha varmış ama dedi bir tek notch görebiliyormuş dedi. Ya dedim Richard niye böyle şeylere kafanı yoruyorsun? E dedi ya bilmek lazım dedi Ahmet dedi. Yani du musst es mal wissen na dedi. In der Zukunft kann was vorkommen dedi. Yani dass du hier Torte brauchst falan dedi. Dedim yani ne tortesi ya? Richard dedim ne keki ne tortesi ya. Geç bu işleri dedim. Al kılıcı eline dedim. Falan. Ondan sonra biz tabi multiplayer'ı falan keşfettik. Keşfetmez olaydık. Yani yan yana odalardayız. Ne ana kaldı ne avrat kaldı. Yani sen gel benimle multiplayer oyna. Yani adam böyle gitmiş aga. Düzgün düzgün böyle. Tamam mı? Düzenli böyle evini falan kurmuş. Kale yapmış böyle. Şeye çıkmış, sen söyle adını. Surlara çıkmış, elinde yayı. İşte iskelet mi iskelet avlıyor. Aga dedi sen ne yapıyorsun dedi. Dedim işte yapıyoruz bir şeyler. Dur dedi bir geliyorum. Dedim gelme gelme. Adam bir geldi abi böyle hani olur ya. Olur ya böyle hani ne bileyim. Eski tiyatro sanatçısı artık sokaklarda yaşıyor muhabbeti böyle fonda bir müzik. Dırırı.
Adam geldi beni böyle pisliğin leşin içinde buldu. Dörtten bir tane evde kalıyorum böyle her yer toprak falan. Sen dedi ne yaptın dedi sana dedi biraz ayrım vereyim. Vallahi mi lan dedim vereceğim falan. Leş, leş. Bu arada bu pikax bitene kadar kazacağım sanırım. Ondan sonra da bölümü bitirir miyim ya? Bitiririm herhalde. Çünkü kaç dakika oldu? Bir saniye bir bakayım ben kaç dakika olduğuna. Evet aslında tam böyle istediğim uzunlukta olmuş video şu anda. Yani saate bakmıyorum. Neden bakmıyorum? Ne bileyim. Canım sıkılana kadar oynarım diyorum aslında. Hani bana bıraksanız 2 saatlik video yüklerim de. Ne bileyim o da evlat acısı gibi lan. Çekilmez herhalde. Buraları da biraz kazacağım. Güzel hikayeler anlattım ama. Yani onlara bir şukunuzu verirsiniz herhalde. Ya şukumuku diyorum falan böyle incici zannediyorlar da. O da değil ya. Ben incici falan değilim. Ama hani seviyorum adamların kendine ait bir umursamazlığı var. Benim umursamazlığıma biraz yakın. Ama tam olarak değil. Ne bileyim. Ne iyi ne kötü buluyorum ama böyle kendilerine ait güzel mimlerin buluşuna da imza atmaları güzel yani. Şukumbuku falan bunları yaşatmak lazım. Gençler yapmış. Biz neden yaşatmayalım? Böyle güzel bir mesaj verdikten sonra şu kömürleri de alıp kapatacağım. Böyle böyle bitmez yalnız bu iş var ya. Hani ben kömürden buradan girerim. Tamam mı? Anlatmaya devam ederim işte. Richard'tı bilmem ne de. Yani şu kömürü kıramadım. Aa, obsidyen bulacaktık hesapta. Ben şuraya kadar dedim herhalde lava çarparız. Özellikle slime çiftliğini yaparken çektiklerimden sonra herhalde dedim yani şu noktada lavla öpüşürüz dedim ama lav yok lan. İstemediğinde ağzının içine düşer. Değil mi? Lav böyle. İstediğin zaman da olmaz. Aslında slime çiftliğinde şey var. Hazır obsidyen var ama o obsidyeni kırdığın zaman arkadan bir lav geliyor. Haydi. Hop bu da kırıldı. Kırılırken ben tabi altıma sıçtım. Kılıçla. Tabi. Tabi kılıçla kıracaksın. Haydi redstone. Almadan gitmem. Almadan gitmem aga. Hatta şöyle söyleyeyim. Richard o kadar düzenli bir herif ki. Aa, iron. Ay sikeceğim ayrılamadım. Richard öyle düzenli bir herif ki bu maden kazı şeklini o öğretti demiştim. Aynı zamanda o bulduğu her tünelde ne varsa yazıyor işte. Burada iron buldum. Burada lav var falan. Tünelin başına sign koymuş. Ya dedim psikopat mısın? Psikopat mısın dedim. İşte burada diamond buldum. İşte diyor ne lazım olursa diyor o tünele giriyorum diyor. Birbirlerinin yakınlarında çıkma olasılığı çok yüksekmiş diyor. Ben dedim Richard. Richard. Richard dedim. Kendine iyi bak dedim. Su iç dedim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Beni hasta etme dedim. Bay dedim.